Haber'e hoş geldiniz. Ben Hande Akıntuna. Ben Selver Bulut. Gayrimenkul sektöründe yeni dönem. 15 Eylül itibariyle ilan girişlerimize yeni düzenlemeler geliyor. Artık elektronik ilan düzenleme sistemi, yani kısa adıyla EİT üzerinden ilan girişlerimizi yapacağız. Tabu Kadastro ve E-Devlet entegrasyonu ile mülk sahibi tarafından yetkilendirilmiş, doğrulanmış ilanlar girilecek artık. Tapu sahibi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden entegrasyon yapılarak birinci ve ikinci derece akrabaları, tapu sahibinin yetkilendirdiği taşınmaz ticaret yetki belgesine sahip emlak işletmeleri sadece ilan girebilecek. Taşınmaz ticaret yetki belgesi nedir Selver Hanım? İl ticaret müdürlüklerinden orada bulunan sözleşmeli işletmelerin belgelerini girerek aldıkları bir belge. Bu belgeler nedir? Tabii ki de mezuniyet belgesi, 3 saatlik eğitim belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, vergi dairesi ve onun bağlı olduğu oda kaydı. Bunları yükleyerek ticaret müdürlüğünden her işletme belgelerini alabilirler. İşte bu alınan taşınmaz ticaret belgesi ve taşınmaz numarası ile mülk sahibi ev sisteminden gayrimenkul işletmesini yetkilendirebilecek ve gayrimenkul danışmanı artık ilan girişi yapabilecek. Peki taşınmaz numarasını mülk sahipleri nereden görebilecek? Yeni tapularda zaten bu numara yazıyor. Eski tapularda da zemin numarası şeklinde oradan görüp kendileri ilan girebilecekler ya da yetkilendikleri danışmana vererek ilanlarını girebilecekler. Hayır bulamadık ya da tapusu olmayan mülkler için E-Devletlerine girip alabilecekler. Eskiden Ocak ayına kadar TKGM üzerinden alabiliyorduk ama ileride de mümkün olacak ve TKGM üzerinden de bu numaralara ulaşabileceğiz. 15 Eylül 1 Ocak arasında bu sistem pilot uygulama olarak uygulanacak. 1 Ocak'tan sonra artık zorunlu hale gelecek. Selver Hanım, bu uygulama biz gayrimenkul işletme sahiplerinin ne gibi avantajları var? Şöyle ki, tapusu olan kişiler yetki verecek ve biz bu aldığımız yetkiyle birlikte pazarlama faaliyetlerimize başlayabileceğiz. Aynı zamanda gerçek olmayan ilanlar da bu şekilde engellenmiş olacak. Evet, tabii ki ilan sayıları yarı yarıya düşecek ama bu bize değerleme açısından çok güvenli bir alan yaratacak. Peki Hande Hanım, sizce dezavantajları neler olacak bu sistemin? Selver Hanım, şu an sistem tek yetkili olarak çalışmaya elverişli değil maalesef. Sistem ile mülk sahibi birden fazla emlak işletmesini yetkilendirebiliyor. Yetkilendirme süresi olarak da asgari bir ay olarak düzenlenmiş. Ama biz bunu İTO toplantısında uzatmanı talep ettik. Evet, bir de tabii ki iptal durumu var. Evet. Mülk sahibi verdiği yetkiyi istediği zaman da iptal edebilecek. Bununla ilgili de biz toplantıda böyle bir durumun aslında bizim gibi sözleşmeli işletmelerde uygulanabilir olmadığını aktardık, taleplerimizi de ilettik. Sistem ile ilgili bilgilendirmemiz devam edecektir. Soru ve görüşleriniz için bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz. Görüşmek üzere.